Arka tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken, malzeme kalitesiyle ve deneyimiyle de gerçekten göz dolduran iki akıllı telefon önümde arkadaşlar. Tecno Phantom X2 Pro ve Tecno Phantom X2 bu videodaki konuğum. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefonlar bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, bu telefonlara geçmeden sizlerden ricam, kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Şimdi dönelim Tecno Phantom X2'lere. Çünkü gerçekten bu iki telefonun üzerinde de anlatılması gereken, konuşulması gereken çok önemli ve güzel detaylar bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Cihazların tasarımı gerçekten premium olmuş. İki telefon içinde aynı şeyi söylemem mümkün. Normalde Pro veya düz versiyon arasında ciddi bir tasarım farklılığı olur. Ancak bu iki cihazın arasında böyle uçurum bir malzeme farkı ya da efendime söyleyeyim bir olumsuzluk gibi durumlarla çok fazla karşılaşmadım desem yeridir arkadaşlar. Hemen hemen iki cihaz da birbiriyle aynı malzeme kalitesine sahip diyebilirim sizlere. Tasarımını beğendiğim Phantom X2 serisinin ise arkasındaki bu kapaklar Hint Okyanusu'ndan toplanan atık şişelerden elde edilen %50 geri dönüştürülmüş ve %100 yenilebilir malzemelerden oluşan bir kapak arkadaşlar. Gerçekten bu olayı aşırı sevdim ve bu özellikleri ve genel yapısı sebebiyle de Loop Design ödüllerinde şeref ödülüne layık görülmüş bu modeller. Bu arada Tecno oldukça güzel cihazlara sahip bir marka. Malzeme kalitesi ve deneyimi kullanıcıları doyuracak seviyede. Ülkemizde Phantom dışında Pova, Camon, Spark gibi farklı segmentlerde de cihazları mevcut. Yani herkesi bir şekilde kapsamayı başarıyorlar. Markanın Türkiye'de anlaştığı ve çalıştığı isim Kenan Doğulu. Birçok yerde web sitelerinde hep Kenan Doğulu'yu görebiliyorsunuz. Telefonların ikisinin de ön tarafta kullandığı cam malzeme Gorilla Glass Victus ve arkasında kullanılan cam malzeme ise özel üretilmiş bir malzeme arkadaşlar. Dünyada ilk defa kullanılan 3.5D bir dekoratif cam ile geliyor arka tarafı. Çerçevesi ise alüminyum bir çerçeve. Şimdi ön tarafta özel bir ekran tasarımı var. İki cihaz için de aynı şey geçerli olduğu için ben sizlere böyle cihazların arasında bir farklılık olduğunda bilgilendirme yapacağım. Eğer aynı şeyi söylüyorsam bilin ki iki cihazda da aynı özellikler mevcut. Ekran tarafında 71 derecelik bir açıya sahip ekran paneli kullanılmış. İki telefonun da aerodinamik açıdan kullanımını gerçekten çok sevdim. Yani gayet büyük ekranlara sahipler. Ancak iki cihazda tek elle kullanımda ya da günlük hayatta kullanımda hakikaten ele çok güzel oturuyor ve çok rahat bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Cihazların kutu içeriği de oldukça dolu arkadaşlar. Cihazların kutusundan 45 wattlık adaptörleri bir kılıf, kulaklık ve telefon bizleri karşılıyor. Burada kulaklığın kutudan çıkıyor olması oldukça güzel olmuş bence. Atlanmaması da önemli bu detayın. Ve gelelim cihazların ekranlarına. Çünkü iki telefonda ekranı aynı ve gerçekten çok iyi bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Ekran tarafında Tecno hakikaten kafa yormuş ve güzel değişleri bizlerle buluşturmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi 120 Hz'lik yenileme hızına sahip bir ekran paneliyle geliyor. Bu akıllı telefonlar 6.8 inçlik bir büyüklüğe de sahip aynı zamanda bu ekran panelleri. AMOLED bir ekran yapısında ve gayet özenli çerçevelere sahip ve Gorilla Glass Victus'ta korunduğunda sizlere söylemiştim. Renkler hakikaten canlı gözüküyor. P3 renk gamını karşılıyor. Gayet güzel. Parlaklık ise bu telefonlar için yine yeterli seviyede. Ekran deneyimi oldukça bence yeterli ve benim beklediğimin üstünde bir deneyimi sizlerle buluşturuyor. Kullanıcıya doyuracak seviyede de bir ekranın bu cihazlarda bulunduğunu söylemem mümkün sizlere. Ekranda 20:9 bir ekran oranı bulunuyor. Bu da özellikle oyun veya multimedya tüketiminde çok daha başarılı bir deneyimi sizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Ve gelelim işlemci tarafına. Ekran tarafında çok söylenecek bir şey yok bence. Sizlerin de mutlu olacağı ve her anlamda kullanırken güzel güzel böyle keyif ala ala kullanacağınız ekran panelleri bu cihazlarda görev yapıyor sevgili arkadaşlar. İşlemci tarafına geldiğinde yine iki cihazda da aynı işlemci modelinin kullanıldığını görüyoruz. Aslında bu cihazları birbirinden ayıran yani Pro ve düz model olarak birbirinden ayıran en önemli detay kamera detayları. Onları da yine değiniyor olacağım. İşlemcide MediaTek'in Dimensity 9000 serisi bir işlemci kullanılıyor. Bu işlemci 4 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş durumda sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki bu da bizlere çok daha düşük bir güç tüketimi yanında da çok daha iyi bir performansı buluşturmayı sağlıyor. Tabii genel olarak işlemciye baktığım zaman ben açıkçası üst düzey bir performans sunduğunu hem performans anlamında hem verimlilik anlamında başarılı olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Bu arada düz modelde 8 GB bir fiziki RAM var. 5 GB'lık da bir sanal RAM ve toplamda 13 GB'lık bir RAM bulunurken Pro ve
versiyonda 12 GB'lık bir fiziki, 5 GB'lık da bir sanal RAM bulunuyor. Toplamda 17 GB'lık bir RAM'e ulaşıyor arkadaşlar Pro model ve 256'şar GB'lık da depolama bulunuyor iki cihazda da. Micro SD kart ile bir hafıza yükseltme seçeneği bu cihazlarda bizlerle buluşmamış durumda. Eğer isterseniz çift SIM kartı da bu cihazlarda kullanabiliyorsunuz. SIM kart girişiyle alakalı söylemem gereken bir olumlu ya da olumsuzluk yok çünkü micro SD kart desteği zaten cihazlarda yok. Gelelim işlemci yorumuna tabii ki. MediaTek Dimensity 9000'in sizleri günlük hayatta üzme ihtimali çok da yok arkadaşlar. 5G destekli bir işlemci modeli zaten. Performans anlamında sizleri fazlasıyla doyuracak ve hani böyle günlük hayatta ya işte şöyle kastı, böyle dondu ya da işte böyle bir problemi var gibi anlatabileceğim ya da sizlere aktarabileceğim sıkıntılı bir işlemci modeli kesinlikle değil ve tanıdık, bildik bir işlemci modeli. Cihazın segmentinden beklediğim performansı bizlere rahatlıkla sunabiliyor Dimensity 9000 gerçekten ve MediaTek'e olan ön yargıları yıkmaya başardığı bir işlemci serisi Dimensity. Biliyorsunuz sizlere çoğu zaman anlatıyorum. İşte bu işlemcilerde o ailenin en üst segment işlemcilerinden bir tanesi, zaten 4 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere en iyisi diyebiliriz. Serideki en iyi işlemcilerden biri diyebiliriz. Vallahi bu cihazda da açıkçası amiral gemisi diyebileceğim bir model havasına sokuyor cihazı gerçekten. Baktığımız zaman ki zaten markanın da amiral gemisi modelleri şu anda önümde duran modeller. En azından yani Pro modeli zaten şu anda en üstü. Ama hani bence X2'nin de Pro'dan arsa kalır bir yanı yok diye düşünüyorum. Tabii sizlerin de düşüncesini burada oldukça merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Arayüze değinmek lazım. Arayüzde Android 12 işletim sistemi üzerine kurulu HiOS 12 ile geliyor arkadaşlar bu cihazlar. Ben arayüzü bir ara kullanmış ve bayağı da sevmiştim açıkçası. Bu cihaz daha üst segment olduğu için benim hani deneyimlerim çok daha böyle güzel oldu. Birkaç gün içinde alışıp rahat rahat kullanabileceğinizi düşünüyorum bu arayüzü ve büyük bir problem yaşayacağınızı da düşünmüyorum arayüzle ilgili. Kamera tarafına geçtiğimizde işte bu iki cihaz birbirinden tam olarak burada ayrılıyor arkadaşlar. Çünkü Pro modelde dünyada ilk defa gördüğümüz bir hareket edebilen, fiziki hareket edebilen bir telefoto lens bulunuyor. Şimdi bu çok zaman önce başka markalar tarafından denenmişti böyle şeyler ama burada çok efektif ve inovatif olarak bizlerle buluşuyor. Zaten yakın çekimlerini gördüğünüz bu kamera sizlere bayağı bir avantaj sağlıyor. Bunlara da değineceğim ama ana kamerayı sizlere bir aktarayım. 50 megapiksellik f1.9 diyafram aralığına sahip bir ve OIS desteğinde bünyesinde bulunduran ana kamera bizlerle buluşuyor. Telefoto görevini üstlenen ikinci kameramız sizlere bahsettiğim 50 megapiksellik f1.5 diyafram aralığıyla geliyor arkadaşlar ve fiziki olarak da şu anda gördüğünüz gibi hareket ederek 2.5x optik zoom'u bizlere sunabiliyor. Deneyim anlamında gerçekten beğendim ve ultra geniş açılı kameramız ise 13 megapiksellik f2.2 geniş açılı çekimler yapmanıza yardımcı olan bir kamera olarak görev yapmakta arkadaşlar. İsterseniz düz modeli de aktarayım ve sonrasında kamera yorumlarını da sizlerle buluşturayım. Şimdi düz modelde ana kamerada hemen hemen benzer sonuçları görebilirsiniz demeyi çok isterdim ancak iki cihazın birbirinden gerçekten ayrıştığını söylemem lazım sizlere bu noktada. Düz modelde 64 megapiksellik bir ana kamera var. F1.7 diyafram aralığına sahip. Bu kamerada OIS desteği bulunuyor. Ultra geniş açılı bir kameramız var. O kamera aynı Pro modeldeki kameranın aynısı. 13 megapiksel f2.2 diyafram aralığıyla geliyor ve üçüncü kameramız ise portre çekimler yapmanıza destek atan bir 2 megapiksellik sensör olarak görev yapıyor düz modelde. Şimdi iki telefonun da kameraları ışık olduğunda fena işler ortaya çıkarmıyor. Detaylar ve renkler hoşuma gitti. Yapay zeka ile fotoğrafları işliyor ancak çok da nadir olsa böyle hareketli bir fotoğraf çekerseniz kaymalar olabiliyor. Burada fotoğraf çekerken bir tık daha dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Onun altını bir çizeyim. Fakat ben kameralardan çıkan sonuçları gerçekten çok beğendim. Hem gece çekilen fotoğraflarda hem gündüz çekilen fotoğraflarda bayağı iyi sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Burada da portre konusunda isim yapmış Rankin Weddle gibi isimlerle yapılan işbirliği ve özel filtreler kameralarda hakikaten güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. Pro modeldeki sizlere bahsettiğim fiziki teleskopik lens ise portrelerde sonucu beklediğinden çok daha öteye taşımış hakikaten. Burada portre çekimlerde ters ışık gibi durumlarda gerçekten yani HDR'ı başarılı ayarlayabildiğini söyleyebilirim. Kapalı alanda bir çekim yaptığımda bile dışarıdaki görüntüyü, ışığı patlatmadan o ışığı ayarlamayı başardı. Bu da hoşuma gitti. Pro model için söylüyorum tabii. Bunun da altını çizmek lazım. Vallahi benim açıkçası kameralardaki beklentim beklediğimden bir tık daha üst çıktı. Bu konuda Teknoya da tebrik etmek lazım diyeyim ve buradan video tarafına doğru geçeyim arkadaşlar. Cihazlarda 4K 60 FPS video çekmeniz mümkün. Bu segmente yakışır bir sonucu da sizlerle buluşturuyor açıkçası iki cihazla. Bunu da sizlere gönül rahatlığıyla aktarabilirim. İki cihazın da ön kameraları aynı arkadaşlar. İki cihazda da 32 megapiksellik f2.5 diyafram aralığına sahip bir ön kamera
görev yapıyor. Sonuçlar beni yine şaşırttı iyi anlamda. Ana kamerada olduğu gibi fiyat seviyesiyle karşılaştırdığımda sonuçlar gayet yeterli. Özellikle ön kameradaki geniş açı detayını bayağı beğendim. Markanın iddia ettiği gibi ön kamerayla çekilen fotoğraflar gerçekten çok net ve detaylı çıkabiliyor arkadaşlar. Özellikle güneş ışığı altında olduğunun da altını tekrardan çizeyim sevgili dostlar. Ve burada ön kameranın hemen üst sol köşesine gizlenmiş olan LED flaşında gayet işe yaradığını yine sizlerle paylaşmalıyım. Bu LED flaş hikayesini ben bayağı seviyorum. Yani Android cihazlarda bunu görüyoruz. Hani sıfır ışıkta falan böyle gerçekten işe yarayabiliyor. Gece karanlığında mutlaka işinizi görüyor. Ya da hava böyle hafif loş, karanlık, hafif aydınlıksa yine bu LED flaş güzel selfie fotoğraflar çekmenizi sağlıyor ön kamerayla. Sonuçta her halükarda fotoğrafın ihtiyacı olan şey ışık ve bu ışığın bir şekilde cihaza entegre edilmiş olması, ki ön kameradan bahsediyorum, oldukça efektif ve güzel. Sadece bu cihaza değil, bazı Android cihazlarda da bunu görüyoruz. Ben bayağı beğeniyorum bu ön kameradaki LED flash hikayesini dediğim gibi. İki telefonda da batarya olarak 5160 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Burada pil ömrü açısından takdir ettiğim detaylar var. Ancak 45 wattlık bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulundurduğunu bu cihazların sizlere söyleyeyim. Kutu içeriğinden zaten adaptörün çıktığını sizlerle paylaşmıştım. Ve burada 0'dan 100'e tam 60 dakikada şarj etmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Ve 20 dakikada da 0'dan %54'e kadar cihazı şarj edebiliyorsunuz. Burada pil ömrünün yaklaşık bir gün gittiğini de sizlerle paylaşayım. Ancak parlaklığı sonuna kadar açar ve cihazda performanslı işler yaparsanız pil ömrünün bir günü göremediğini de sizlerle paylaşmalıyım. Yani burada yoğun kullanımlarda bir günü görmeniz çok da mümkün olmayabiliyor. Yaptığım testlerde en azından bu şekilde oldu. Ancak standart bir kullanıcı için bir gün yeterli bir pil ömrü var bu cihazda. Güncel piyasada düz modeli 19.999 TL gibi bir fiyattan, Pro modeli ise 24.999 TL gibi bir fiyattan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu cihazlarda beğendiğim özellikleri ve ufak tefek eksiklikleri sizlere aktardım ama benim bu telefonlarda arayıp da bulamadığım detaylar da yok değil arkadaşlar. Özellikle kablosuz şarj, stereo hoparlör, IP sertifikasıyla korunmuş bir suya ve toza karşı dayanıklılık gibi detaylar dışında çok önemli eksikler bu cihazda bence yok arkadaşlar. İki cihaz içinde söylüyorum bunları. Ve tabi amiral gemisi sınıfında bir cihaz arayışı içindeyseniz ve bütçe sıkıntınız da yoksa, farklı bir akıllı telefon kullanmak da istiyorsanız bu telefonlar sizlere göre olabilir arkadaşlar. Ve özellikle arkasındaki kamera tasarımı hakikaten diğer akıllı telefonlardan farklı duruyor. Ben bu turuncu detayı bayağı beğendim. Böyle eski tip tekneler vardı, polyester tekneler. Onlara benziyor bu akıllı telefonun arka kapak tasarımı. Özellikle onun altını çizmeliyim. Beni bazı arkadaşlarım anlar diye düşünüyorum zaten yakın çekimlerini gördükleri için. Valla artıların eksilerini her zaman olduğu gibi sizlere aktardım bu akıllı telefonların. Sizler ne düşünüyorsunuz cihazlar hakkında, yorumlara yazmayı ve tabii ki sosyal medya hesaplarımı ve aynı zamanda kanalımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.